Humbeker Hatın, Sersera Serçava Hatın. İro Roja Dirokiye, İro Roja Azadiye, İro Roja Aşidiye. Jibo Gele Kurt, Jibo Seroka Gele Kurt. Bakın bunda bilet de birincisi başta Kürt halkı olmak üzere, Kürt halkının özgürlüğü olmak üzere Orta Doğu'da yaşayan bütün halkların özgür eşit yaşamını hedefleyen demokratik Orta Doğu projesiydi. Diğer proje Amerika'nın öncülüğünü yaptı. Kapitalist modernist güçlerin, hegemonik güçlerin öncülüğünü yaptı. Büyük Orta Doğu projesiydi. 9 Ekim komplosu bu iki projede, bu iki sistemi çatışması demektir. Ve sistem kendisine alternatif üreten demokratik Orta Doğu sistemini ve onun öncüsünü Orta Doğu'dan çıkartarak bugün yaşadığımız 3. Dünya Savaşı'nı insanlık tarihinin en acı günlerini yaşatmaya devam ediyor. Peki bu Kürt sorunu nedir? Her zaman söylüyoruz ya, anlayan var, anlamayan var, dinleyen var, dinlemeyen var. Kürt sorunu nedir? Kürt sorunu Kürtlerin ana vatanının parçalanarak inkar edilmesi, toplumsal gerçekliklerinin en derinden bölünerek kendileri olmaktan çıkarılmasıdır. Kürtlerin siyasi iradelerine ket vurarak devletlerin inkar ve imha siyasetine boyun eğmeye zorlanmalıdır. Kürt sorunu ekonomik ihtiyaçlarını gidermenin kendi öz kimliklerinden vazgeçme aracına dönüştürülmesidir. Öz itibariyle Kürt sorunu Kürt halkının özgür yaşamama sorunudur. Ulus olmaktan çıkarılma sorunudur. Bu tespit Kürt halkına, Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın tespitidir. Bunda ne bir eksik var? Evet bakın, burada anayasal bütünlüğü devletin sınırlarını ilgilendirecek hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. Milletvekili de olsanız, mecliste bulunduğunuz vakasında anayasaya bağlı olmak zorundasınız. Çok net söyleyelim. Herkes duysun. Engel olanlar başta olmak üzere. Kürt sorunu bir güvenlik sorunu değildir. Kürt sorunu bir demokrasi sorunudur. Kürt sorunu bir özgürlükler sorunudur. Ve Kürt sorunu bir statü sorunudur. Peki kim çözecek bu sorunu? Kim elini taşın altına koyacak? Kim bu yüzyıllık inkarın seyrini değiştirecek? Var mı adres Türkiye'de? Var mı Avrupa'da bir adres? Halkıma soruyorum. Kürt sorunun demokratik çözümünde bu ahtap kim? Bu ahtap kim? Korkmayın. Sayın Öcalan'ın fikirlerinden korkmayın. Sayın Öcalan'ın fikirlerinden korkmayın. Sayın Öcalan'ın
Bakın, bir projeniz yok. Siyasi bir cümleniz yok. Yıllardır aynı şeyi söylüyorsunuz. Bugün bu irade bütün engellemelerinize rağmen, Ankara'dan Diyarbakır'a bütün güvenlik güçlerinin engellemelerine rağmen bu tablo size bir mesaj veriyor. Kaldırın bütün engelleri. Tarihi bir sorumluluk alın. Önce Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü sağlayın. Sonra da bu çözümde rol alın. Biz basın açıklama sürecine sürekli müdahale etmek durumunda kaldık. Etmeyin. Etmeyin sürekli müdahale. Bakın, 100 yıldır bu toplumu terör kavramıyla kandırıyorsunuz. Terör dediğiniz şey Kürt halkının değerleri. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Bu bütün yasaklara rağmen Ahmet Demizik bütün kimse izin vermediniz. Kürdistan'ın her yerinde, batıda her yerde insanlar yollarda, ayakta sözünü kuruyor. Niye bu özlem? İnsanlar ölmesin diye. Niye bu özlem? Ülke krizde boğulmasın diye. Niye bu özlem? Yan yana oturup konuşabilelim diye. Görünmeyen yerden mikrofonda bize bağırmayın diye. Bu halkın iradesine artık kulak verin diye. Bu artık işlemeli. Bu kadar görmüyorum, duymuyorum, anlamıyorum siyaseti. Bitirdi. Devleti bitirdi. AKP, MHP iktidarını bitirdi. Bütün Türkiye'ye sesleniyoruz değerli arkadaşlar. Yeni bir anayasa yapacaksanız, iç barıştan bahsediyorsunuz, toplumsal barış yapacaksanız, neyin üzerine kuracaksınız? İnkarın üzerine mi? Tecritin üzerine mi? Yokluğun üzerine mi? Neyin üzerine kuracaksınız? O yüzden artık kapılar açılmalı, artık fikirler konuşmalı. Barış bir erdemdir. Yüzleşmek bir erdemdir. Tecrit uyguladığınız İmralı cezaevinde hangi hukuku uyguladığınızı açıklayın bu topluma. Türkiye hiç hukuku değil. İmralı Adası'nda uygulanan hukuk Türkiye hiç hukuku değil. Uluslararası hukuk değil. Korsan bir hukuk. Adını koyamıyorsunuz siz ama biz söyleyelim. Devlet İmralı'da korsan bir hukuk işletiyor. Barış olmasın, çözüm olmasın diye. Sayın Öcalan bu ülke için çok güçlü bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz. Ülkede evet. Çöktürme planından bugüne toplum sessizleştirildi. Cesareti, güveni elinden alınmaya çalışıyor. Sözümüz Türkiye'de yaşayan bütün gazetecilere, sözümüz aydınlara, sözümüz akademisyenlere, sözümüz Türkiye haklarına, barışla ilgili, demokratik çözümle ilgili kalem oynatın, söz söyleyin. Kaybedecek zamanımız yok. Dünü kaçırdık ama dünü kaybetmedik. Bugün bizim, yarın da bizim. O yüzden bütün herkesi, aydınından gazetecisine, kadınından gencine, Türküne, Kürdüne, işçisine, emekçisine, Sayın Öcalan'ın tecritine karşı durmaya, demokratik bir Türkiye ve Kürt halkının özgürlüğü konusunda sorumluluk almaya davet ediyorum. Deneyimledik bunu bu coğrafyada. Faydasını bütün halklar biliyor. Yasaklarınız, engellemeleriniz kar etmedi, etmeyecek. Yıllardır bütün politikalara Kürt halkı en demokratik yöntemlerle cevap verdi. Bu cevabı artık almak zorundasınız.